Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Haziran 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, Güneş ayının 20'sine kadar İkizler burcunda olacak. Güneşle birlikte Jüpiter, Merkür, Venüs. Bunların hepsi ayın ilk yarısında İkizler burcunda görünüyorlar. 6. evinizde önemli bir hareketlilik var. Bu da günlük hayatınızın temponuzun biraz hızlandığını gösteriyor. Birçok işle ilgilenebilirsiniz. Aynı anda birkaç işle, meslekle ilgilenmeniz mümkün. İkizler çok yönlülük demek. Yanınızda çalışan kişilerle temaslarınız, iletişimleriniz artabilir. Onlarla ilgili konular biraz özel ilişkiler de biraz hani daha çok mesleki alanlarda karşınıza çıkabilir bu dönemde. Bununla birlikte genel sağlığınız, düzeniniz, yaşadığınız mekanların işte konforu, düzenlenmesi, evcil hayvanlarınız, onlarla ilgili konular falan. Tüm bunlar bu ayın özellikle ilk yarısında çok fazla aktif görünüyor. 6 Haziran'da burada 16 derece İkizler Burcu'na yeni ay doğacak zaten. Yeni ay özellikle değişken burçlarımızı daha fazla etkilemekle birlikte lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer işte İkizler, Yay, Balık ya da Başak burçlarında gezegenleriniz bulunuyorsa tabii ki sizi de etkileyebilir bireysel anlamda. Çalışmayan oğlaklar için aslında bu ay bir iş bulabileceğinizi gösteriyor. Çalışıyorsanız da iş aktiviteleriniz artabilir. İşte daha fazla müşteri, daha fazla iş teması olabilir. İşle ilgili seyahatler, işle ilgili eğitimler, çalışmalar söz konusu olabilir. Çalışma ortamınızda böyle yenilikler yapabilirsiniz belki. İşte işinizin tanıtımı, reklam, promosyon, halkla ilişkiler çalışmaları filan. Özellikle eğitim, ticaret, işte halkla ilişkiler gibi işler. Her türlü böyle lojistik ve benzeri işler, bilgi paylaşımıyla ilgili işler, medya işleri, yayıncılık işleri, turizm gibi işler, yolculuklar. Yani buralarda çok hareketlilik var. Bu sektörlerde de çok fazla hareketlilik oluyor. Teknolojide, işte sosyal medya işleri, internet işleri, e-ticaret işleri. Buralarda da çok fazla hareketlilik olabilir. İş tanımınız neyse, hani sizin de işinizle ilgili, mesleğinizle ilgili belki bu sektörlerde daha fazla aktif olabilirsiniz ayın geneline baktığımızda. 9 Haziran Güneş Satürn karesine biraz dikkat edelim. Sağlık konularında bir böyle solunum yolları ile ilgili bir problem olabilir. İşte böyle bir belki biraz kronik yorgunluklar, ağrılar gibi sorunlarınız olabilir. Alerjik sorunlarınız varsa özellikle mevsim dönüşümlerinde karşınıza çıkan bu biraz sizi rahatsız edebilir. Yanınızda çalışan kişilerle de ilgili bazı kısıtlamalar, baskılar hissedebilirsiniz. Seyahatler alanına da biraz dikkat gerekiyor. Çünkü Satürn orada işte bir seyahatte, bir yolculukla bir erteleme olabilir, bir gecikme olabilir. Bu sizi biraz hani günlük hayatınızda zorlayabilir. Mars ayın 9'undan itibaren artık Boğa burcuna geçecek. 5. evinize gelecek. En azından Mars sizi biraz daha hani keyif aldığınız uğraşlara yönlendirebilir. Bu dönemde işte bir hobiniz varsa hani onunla ilgili daha fazla çalışabilirsiniz. Spor daha fazla yapabilirsiniz, yapma fırsatı bulabilirsiniz. Belki çocuklarla birlikte yapılabilecek aktivitelere de bu dönemde daha fazla yönelebilirsiniz. Ayın 17'sinde ve 17'sinden sonra Merkür ile Venüs Yengeç burcuna geçecek. 20'sinde Güneş Yengeç burcuna geçecek. Dolayısıyla bu biraz daha ne yapıyor? İlişkilerinizi hareketlendirmeye başlıyor. Ayın ilk yarısına, hatta ilk 20 günlük dönemine baktığımızda evet biraz iş konuları var, çalışma var, sizi yorabilecek konular var ama ayın 20'sinden sonra biraz daha sanki ilişkilerde daha yumuşak, daha keyifli etkiler var. Eşinizle daha fazla temas içerisinde olabilir. Keyifli paylaşımlar yapabilirsiniz. Yalnızsanız tanışmalar olabilir. Venüs orada güzel tanışmalar, ilişkiler, arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Tabii ki iş ilişkileri için de bu dönemin faydalı olduğunu söyleyebilirim. Yani iş bağlantıları, ortaklıklar, anlaşmalar, böyle sözleşmeler ve benzeri konularda da kuşkusuz 7'den geçen bir Venüs'ün, Merkür'ün, Güneş'in önemli hareketleri olabilir hayatınız için sevgili oğlaklar. Evet, para konularında hareketlilik iş konularında var. Özellikle 3 Haziran, 4 Haziran burada iş konularında güçlü bağlantılar yapabilirsiniz. Unutmayın lütfen. 11 Haziran, 12 Haziran buralarda biraz dikkat edelim yine iş konularına, para konularına. Ama 22 Haziran esas sizin için önemli bir dönem çünkü Oğlak burcunun bir derecesinde Dolunay meydana gelecek.
her yıl burcumuzda bir dolunay meydana geliyor. Bu dolunay sizin için kuşkusuz önemli, çünkü dolunaylar bir tamamlanma, sonuç alma, bir farkındalık ve aydınlanma dönemi. Yani içinde bulunduğunuz şartlar biraz netleşiyor. İlişkilerle ilgili olabilir bu, işle bağlantılı mesleki konularda olabilir ya da iş ilişkilerinizle ilgili olabilir. Yani süreçte uğraştığınız, didindiğiniz, yani efor sarf ettiğiniz alanlarda böyle bir sonuçlanma, bir amaca ulaşma ya da bir netleşme mümkün. Bunun tabii ki size vereceği farkındalıkla beraber önemli bazı kararlar verebilir. Yol ayrımlarına da gidebilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 1 derece ve yakınlarındaysa çok daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Yani ilk derecelerde gezegenleriniz varsa dolunayın etkileri artacaktır. Buna benzer etkileri Temmuz'un son haftasında da hissediyoruz. O zaman da sizin için güçlü etkiler var gökyüzünde. Biraz bu yaz ayları sizin için önemli görünüyor sevgili oğlaklar. Şimdi biraz tabii ki genel sağlığınıza bir dikkat edin. Çünkü bu dönemde özellikle burcumuzda, bedenimizi etkileyen alanda bir dolunay varsa sağlık konularında hassasiyetler artabilir. Kendinizle ilgilenmek için önemli bir dönem. Bir imaj değişimi, saç modeli değişimi olabilir. Belki böyle bir kişisel bakım işlerinize yöneleceksiniz. Cilt bakımları için falan beklentileriniz olabilir ama tam dolunay gününde yapmamanızı tavsiye ederim. Buralarda hassasiyet artabilir. Çünkü işte yaşadığınız yer, çalıştığınız ortamlar, yani genel çevrenizi şöyle bir belki yenileyebilirsiniz. Dolayısıyla taşınmalar, yer değişiklikleri olabilir. Dolunay ve dolunayı takip eden günlerde ve birçok gezegenin tabii ki ilişki evinizde olması, ilişkileriniz ve özellikle eşinizle ilgili, partnerinizle ilgili konularında hayatınızda biraz daha öne çıkacağını ve çok daha etkili olabileceğini de bize işaret ediyor. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim. Hoşça kalın.